Sonunda dileğin gerçekleşiyor Nana. Evet, o kadar mutluyum ki. Tam olarak insan olunca bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Seni çok özleyeceğiz Nana. Ben de sizleri çok özleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Üzülme lütfen. Biz senin adına çok seviniyoruz. Nana insan oluyor, Nana insan oluyor. Nana insan oluyor, Nana insan oluyor. Nana insan oluyor, Nana insan oluyor. Aman ne dokunaklı. Şoker, artık bu işin geri dönüşü yok. Bir şey yapamayacağına göre Nana için sevinsen iyi edersin. Seviniyorum, seviniyorum tabii. Sevinmez olur muyum? Hatta şimdi şurada sevinçten göbek atacağım. Bak, çok sevindim. Şu beceriksizliğimle bir şey yapamadım acaba? Kulina, çok sabırsızlanıyorum. Törene başlayabilmemiz için konsey başkanının ve genel sekreterinin buraya gelmesi gerekiyor. Belki de vazgeçmişlerdir, ha? Kapa çeneni, yoksa seni törenden attırırım. Yaşasın insan olur acaba? Ay çok heyecanlandım. Ay işte geldiler. Geliyorlar işte. Buyurun yüce konsey üyeleri. Eğer hazırsanız töreni başlatabilir miyim? O halde konseyin kararını herkesin huzurunda okuyarak töreni başlatıyorum. Nerede karar? Versenize canım. Ve sonuç olarak biz konsey üyeleri dünyadaki bir yıllık bekleme süresini tamamlayan ve bu süre içinde gerekli şartları yerine getiren bez bebek Nana'nın insan olma dileğinin gerçekleşmesini uygun gördük. Yaşasın Nana, yaşasın. Aman ne büyük karar. Nanacığım, şimdi artık bu iksiri içerek tam bir insana dönüşeceksin. Ve dünyada insan olarak yaşamaya başlayacaksın. Evet. Son kez soruyorum. Bunu içmeye hazır mısın? Sevgili Nana, insan olarak dünyada yaşamak o kadar kolay bir şey değil. Bu bir yıl süresince çok şey yaşayıp bunları kendi gözlerinde gördün zaten. Evet Sayın Konsey Başkanı. Ne olursa olsun umutsuzluğa kapılma ve kalıcı hazineler kazanmaya çalış. Bunlar manevi hazineler olsun. Sevgi gibi, iyilik gibi, emek gibi. İnsanoğlu bencilliğiyle ünlüdür. Sen böyle olma Nana. Senden güçsüzlere yardım et. Çocukları, yaşlıları, hayvanları ve doğayı koru. Sakın doğruluktan ayrılma. Kalbin hep iyilikle dolu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk ve sevgi hep seninle olsun. Ve şans senden yana olsun Nana. Her zaman cesur ol. Sana zarar vermek isteyenlerin karşısında cesurca dur Nana. Bundan hiç şüpheniz olmasın yüce Kulina. Bu iksiri içtiğin zaman insan olacaksın. Ve oyuncaklar dünyasıyla hiç bağın kalmayacak. Ayrıca biliyorsun ki bir ölümlü olarak yaşayacaksın ve sihir gücün artık olmayacak. Biliyorum. Bir dakika Nana. Seni hep çok seveceğimizi ve unutmayacağımızı bilmeni istedim. Yüce Kulina, saygıdeğer konsey üyeleri ve sevgili arkadaşlarım. Sizleri hiç unutmayacağım. Kalbim her zaman sizinle olacak. Sizlere layık bir insan olarak yaşamımı sürdüreceğim. İyi, şefkatli ve cesur olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kararıma saygı duyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Artık dönüş olmayan bir yola giriyorsun. Umarım her şey istediğin gibi olur Nana.
Anlaşılan ona sunduğumuz şartları tam olarak yerine getiremez. Başka açıklaması olamaz. Aferin Simge, aferin. Yaşasın. Başaramadı. Başaramadı. Nana insan olmayı başaramadı. Şoker. Şoker, kes sesini. Evet, susar mısın? Yüce Konsey Başkanımız, Yüce Efendimiz, Nana başaramadığına göre onun yerine ben insan olmayı isteyebilir miyim? Ha? Lütfen, lütfen, lütfen. Kuyla'nın dediği kadar var mısın Şoker? Ha? Saygılar. Melse Efendim, benim. Çok komiksin Şoker. Oluyor bana ya. Gel pisi pisi. Şoker, gel buraya bakayım. Patilerim de çok tuhaf olmuş. Bana ne oluyor Kurina? Neden bu haldeyim? Neden insan olamadım? Sevgili Nana, bunun tek açıklaması var. Tam olarak insana dönüşmeden önce üç kişi kuralı bozulmuş olmalı. Nasıl? Senin sırrını sadece üç kişinin bilmesi gerekiyordu. Ama zaten öyleydi. Makbuş ve çocuklar, başka kimse bilmiyordu ki. O halde biri daha öğrenmiş olmalı. Peki şimdi ne olacak? Artık Nana için yapacak bir şey yok. O sonsuza kadar dünyada bir bez bebek olarak kalacak. Olamaz. Bu görüntüsü de bir süre daha oyuncaklar dünyasında varlığını sürdürecek. Ve zaman içerisinde giderek o da yok olacak. Olamaz. Dünyada bez bebek olarak mı bulunacağım? Şu anda bez bebek olarak oradasın. Ama senin silik bedenin ruhunu temsil ediyor. Bu da bir süre sonra yok olunca bedenin de olmayacak. Ve sadece sıradan bir bez bebek olarak yaşayacaksın. Ne yani? Aynı anda ben şimdi buradayım. Bez bebek halimde dünyada mı? Bu kısa bir müddet böyle olacak. Çok korkunç. Sonra tamamen bez bebek olacaksın. Artık bu görüntün de kalmayacak. Olamaz. Polina, bir hayalet gibiyim. Kimseye dokunamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ne yapacağım? Sevgili kızım, o kadar üzgünüm ki. Ama maalesef elimden hiçbir şey gelmez. Ay çok acı. Hayır, bu kadar yaklaşmışken bu olamaz. Lütfen bir şey yap Kulina. Ah Nanacığım, kendini bu kadar yorma. Bak giderek güç kaybediyorsun. Ah Nana. Aklıma yapacak hiçbir şey gelmiyor. Konsey başkanı da o kadar kesin konuştu ki asla geri adım atmayacaktı. Ah Nana, ah. Kulina, bu olanlara inanamıyorum. Neden böyle oldu? Simge ve Özge çocukların odasına kamera yerleştirmişler. Simge senin hakkındaki her şeyi öğrenmiş. Üç kişi kuralı bozuldu böylece. Peki ne yapacağız? Sana dünyaya gideceğin zaman da söylemiştim. Sırrını asla üç kişiden fazlası bilmemeli diye. Konsey üyeleri geri adım atmıyorlar. Ama onlarla vedalaşamadım bile. Hiç değilse benim için bir süreliğine izin alamaz mısın? Çocuklarla, Hakan'la, Makbuş'la vedalaşmam için. Sadece bir süre. Belki konsey üyeleri buna izin verebilirler. Buradan ayrılma. Bu dileğini onlara sunup hemen geleceğim. Hiç olmazsa onları son bir kez göreyim Kulina. Hakan da beni hep iyi hatırlasın istiyorum. Lütfen bu izni al. Peki oraya gittiğimde bedenim net mi olacak? Evet. Ayrıca kendini bez bebek halini de görebileceksin. Her şeye iyi yanından bakmak lazım. Elimden geleni yapacağım Nanacığım senin için. Ah.